5137 metre yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek dağı Ağrı Dağı. Aynı zamanda en riskli volkanlar arasında yer alıyor. Tarihler 2 Temmuz 1840'ı gösterdiğinde bu ihtişamlı dağ volkanik gücünü bize birazcık hatırlatmıştı. Eski adıyla Ahura, yeni ismiyle Yeni Doğan Köyü'ndeyiz. 2 Temmuz 1840 tarihinde Ağrı Dağı'nda büyük bir patlama yaşandı. Aynı zamanda bu etkiyle 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tarihi kayıtlar mevcut. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ve görgü tanıklarının anlattıklarına göre patlama oldukça büyüktü. 7.4 şiddetindeki depremin ilk etkileri atlatıldıktan sonra insanlar kafasını kaldırıp Ağrı Dağı'na doğru baktılar. Ve Ağrı Dağı'nın zirvesine doğru yükselen büyük bir bulut ve duman gördüler. Ancak olay sadece bununla sınırlı kalmamıştı. Yükselen dumanlarla beraber dumanların içinden çıkan kırmızı ve mavi ışıklar gözüküyordu. Bunlar muhtemelen yanardağın ağzından çıkan alevlerin ışıklarıydı ve aynı zamanda yanardağlarda bazı elektriklenmeler olur. Bu toz ve gaz bulutunun içerisinden şimşekler çakar ve mavi ışıklar meydana gelir. İşte görgü tanıklarının anlattıklarıyla yanardağların özellikleri burada uyuşuyor. Daha sonra köyün üzerine ağırlıkları 300 ile 500 kilogram arasında değişen büyük kaya parçaları yağmaya başladı. Bu kaya parçaları o kadar güçlüydü ki evlerin üzerine düşüyor ve evlerde büyük tahribata ve çökmelere neden oluyordu. İlk can kayıpları burada yaşandı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre sanki köy top yağmuruna tutulmuştu. Sanki top atışlarına benzer büyük sesler, patlamalar duyuluyordu. Bu patlamalar hem kayaların düştüğü yerden hem de Ağrı Dağı'nın zirvesinden geliyordu. Ardından Ağrı Dağı'ndan büyük bir gürültüyle vadi boyunca proklastik akıntı bu cehennem deresi boyunca köye doğru ilerlemeye başladı. Ağrı Dağı'ndan kopan buzlar, yer altından çıkan lahar, sıcak kaynar su buharı ve yanardağın enkazıyla beraber bu piroklastik akıntılar vadi boyunca dağdan aşağı indi ve eski ismiyle Ahura, yeni ismiyle Yeni Doğan Köyü'ne doğru hızla ilerledi. Bu akıntı o kadar güçlüydü ki aynı zamanda yakıcı etkileri de vardı. Ağaçları kökünden söktü ve bütün binaları yerle bir etti. Yanardağın bu son derece yıkıcı etkisiyle Ahura Köyü'nde ilk etapta 2900 kişi birden hayattan koptu. Yol üzerindeki manastırı, Ermeni manastırını yerle bir etti. Aynı zamanda daha ilerideki Rus kışlasını da yerle bir ederek oradaki askerleri de hayattan koparmış oldu. Ancak heyelan durmadı. Aralık kasabasına kadar ilerledi ve Aralık kasabasını yerle bir ettikten sonra Aras Nehri'ne kadar ilerledi. Bu volkanik enkaz Aras Nehri'nin önünde bir baraj oluşturmuştu ve Aras Nehri tam 4 gün boyunca akışını durdurdu. 6 Temmuz 1840 tarihindeki artçı sarsıntıyla beraber Aras Nehri tekrar akmaya başlamıştı. Ağrı Dağı'nın patlamasıyla böyle ağırlıkları 300 kilogramla 500 kilogram arasında değişen taşlar köyün üzerine bomba gibi yağmıştı ve daha büyükleri de piroklastik akıntılarla sürüklenmişti. İşte bu alanda bazı sürüklenen dev gibi kayaları görebiliyoruz. Vadi boyunca piroklastik akıntılarla sürüklenen bazı büyük kayalar. Bu geniş alanda bunlardan bolca görebiliyoruz. Oldukça ürkütücü. Böyle bir kütlenin karşısında hangi güç durabilir ki? Hiç beklenmedik, akıllara gelmeyen ve yıkıcı bir felaket. Korkunç.
Ağrı Dağı'nın patlamasıyla gökyüzüne yükselen dumanlar aynı zamanda zehirli gazlardan oluşuyordu. Hem su buharı, hem toz, hem de zehirli gazların karışımından oluşan ölümcül bir bulut. Hava aynı bunun gibiydi. Açık ve güneşliydi. Ama buna rağmen oluşan bulut köye doğru ilerlemiş ve yağmur yağdırmıştı. Görgü tanıklarının ve manastır kayıtlarının anlattığına göre bu yağmur normal bir yağmur değildi. Yoğun bir kükürt kokusuyla beraber gökten çamur yağıyordu. Zehirli bir çamur. Ve bu akan yağışlarla yeryüzü bir miktar balçıkla kaplanmış oldu. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu balçığın izlerine rastlanmış. Kükürt kokusunun yaklaşık 55 kilometre kadar uzaktan bile hissedildiği kayıtlara geçmiş. Ve yaklaşık 15 yıl boyunca bu kükürt kokusu devam etmiş. Daha sonra bölgeye gelen araştırmacılar bazı yeraltı çatlaklarından ve mağaralardan hala sıcak su buharının ve kükürtlü gazların çıktığını gözlemlemişler. Ama günümüzde tabii bu gazları göremiyoruz. Hatırlarsanız ki Tendürek videomuzda yanardağların ülkemizin bir gerçeği olduğundan bahsetmiştim. Evet, yanardağlar ülkemizin bir gerçeği. Ancak depremler kadar gündeme gelmiyor. Çünkü bu yanardağ patlamalarının araları çok açık. Ağrı Dağı'nda da bu yaşanan patlamayla yaklaşık çevre bölgelerle beraber yaşanan depremlerin yıkıcı etkileriyle beraber yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ama yanardağdan doğrudan etkilenen bölge Ahura köyü ve Aralık kasabasıydı. İşte buradakiler yanardağın doğrudan patlamasından etkilenerek hayattan kopan insanlardan oluşuyordu. Ülkemizde en yakın tarihte yanardağlar tarafından hayattan koparılan insanlar işte Ahura köyü sakinleriydi. Her ne kadar biraz geçmiş tarihte kalsa da insanlar bunu unutmuş gibi ama belki yakın bir zamanda yanardağlar tekrar kendisini hatırlatacak. Çünkü bu bölgede çok sayıda fay var ve bu faylar yılda yaklaşık yarım milimetre ile 4 milimetre arasında hareket ediyor. En son 2011 yılında Van bölgesinde büyük bir deprem, 6.7 şiddetliğinde büyük bir deprem bize bu fayları yeniden hatırlattı. Gelecek dönemlerde belki yakın, belki çok uzak bir zamanda bu yanardağlar gerek Tendürek gerek Ağrı Dağı yeniden faaliyete geçebilir. Ahura köyünün Ağrı Dağı patlamasından önceden kalan mezarlığındayız. İşte mezar taşlarının üzerinde Ermenilere ait haçları görebiliyoruz. Patlamadan sonra mezarlık yapıldı mı derseniz muhtemelen yapılmadı. Çünkü akan yoğun piroklastik akıntı bütün köyü kaplamıştı. Pek çok cenazeye ne yazık ki ulaşılamamış. Muhtemelen hala o akıntının derinliklerinde bu insanlar yatıyor. Ağrı Dağı ülkemizin en riskli volkanlar kategorisinde yer alıyor. Yanardağlar ülkemizin bir gerçeği. Acaba bir sonraki patlaması ne zaman olacak ve gücünü bize ne zaman hatırlatacak? İşin enteresan kısmı şu ki, yıkılan köyün yerine aynı risk bölgesinde yeni bir köy kuruldu. Adı da Yeni Doğan Köyü. Umuyorum yanardağlarla ilgili gerçekler unutulmaz. Ülkemizin bir volkanoloji enstitüsü yok. Bence ülkemize bir an önce bir volkanoloji enstitüsü kurulması gerekiyor. Belki yurt dışından tecrübeli bilim adamları getirilmeli. Aynı zamanda ülkemizin çok yetişmiş jeologları, yer bilimcileri var. Daha da geçmişe gidersek bundan yaklaşık 4500 yıl önce yine aynı bölgede bir Kura Aras kültürünün Ağrı Dağı'nın lavları altında kaldığı tespit edildi. Arkeolojik çalışmalarla bu durum sabitlendi. Geçmiş, yakın geçmiş ve gelecek. Yorumları sizlere bırakıyorum. Ağrı Dağı belki de dünyada üzerine en çok efsaneler anlatılan, en çok araştırmalar yapılan ve üzerine en çok yazılar yazılan dağ.
Ağrı Dağı'nın isminin kökeni Urartulara kadar gidiyor. M.Ö. 8. yüzyılda Urartu kayıtlarında Utarit veya Urarit ismiyle biliniyor. Daha sonra Ararat'a evriliyor. Selçuklu kayıtlarında ise Eğri Dağı olarak biliniyor. Günümüzde ise Ağrı Dağı. Ağrı Dağı tırmanışım esnasında Avrupa'dan gelen turistlerin Nuh Tufanı'ndan bahsettiği ve Ağrı Dağı'na sırf bu yüzden kutsal olduğu için çıkmak istediklerini anlatmışlardı. Ve bu da bana çok enteresan gelmişti. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden ve Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda insan da bu dağa ilgi gösteriyordu. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için güzel bir seyir olmuştur ve yanardağların ülkemizin bir gerçeği olduğunu hatırlatabilmişimdir. Daha iyi videolar yapabilmek için ve daha iyi teknik ekipmana kavuşabilmek için desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalımızın bir katıl butonu mevcut olduğu gibi videonun altında bir teşekkür butonu var. Bu süper teşekkür butonuyla bize tek seferlikte destek olabilirsiniz. Aynı zamanda videomuza katkı sağlayan ve bilgileriyle bizi aydınlatan İmdat Aktı'ya da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum.